Sevgili 6. sınıflar, bu haftaki konumuz keselerde çarpma işlemi. Şimdi gençler, keselerde çarpma işlemi yaparken bazı kurallarımız var. Kurallarımızı bir inceleyelim. Şimdi bize demiş ki eğer bir kesirin bir kesirlik kadarı ifade edilirse biz ne yapacağız? Çarpma işlemi yapacağız. Yani örneğimize bakıyoruz. 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü. Yani ya da 5'te 4'ün 3'te 2'si gibi okunabilir, fark etmez. Bunu soruyorsa ne yapıyormuşuz? 4 bölü 5'te 2 bölü 3'ü çarpma işlemi yapıyormuşuz. Doğal sayılar varsa, doğal sayıyla ben kesri çarpmak istiyorsam doğal sayını da ne yapacakmışım? Paydasına 1 yazacakmışım. Onu da şurada örnekte vermiş. 5 ile 2 tam 1 bölü 2'yi çarpmak istemiş. Ne yapacak? 5'in altına gizli 1 vardı her zaman, hatırla. Geçen senelerde de öğrenmiştik. 5'in altındaki gizli 1'i ortaya çıkarttık. Paydasına 1'i yazdık. Ardından çarpma işlemini yapıyoruz. Eğer ki tam sayılı kesir varsa da bunu bileşik kese çeviriyoruz. Aynı buradaki örnekteki gibi. Tam sayılı kesir bileşik kese çevirirken ne yapıyorduk? Tam kısmıyla paydayı çarpıyordum. 2 kere 2 4. Üstüne yukarıdaki sayıyı ekliyordum 1'i. Yani 5 bölü 2'nin ta kendisi olmuş oldu. Ardından çarpma işlemini artık şöyle yapacağız. Yukarıdaki sayıları kendi arasında, aşağıdaki sayıları kendi arasında çarpıp işlemin sonucuna ulaşabiliriz. Ancak şöyle bir şey var ki, eğer ki benim sayılarım yukarıdakilerle aşağıdakiler birbirleriyle sadeleşebilecek formattaysa sadeleşme işlemi de yapmam gerekir. Yani diyoruz ki bizler çarpma işlemi yapacağız. İyi güzel, 4 kere 2 8, 5 kere 3 15, ancak en sade halini bulmaya çalışacağız. Şimdi 8 ile 15'i zaten sadeleştirebileceğim bir sayı olmadığı için bu bana direkt olarak cevap olarak geldi. Şuradaki modelleme örneğindekine bakalım. 4 bölü 8'i 3 bölü 4'ü çarparken, şimdi bizler 4 ile 3'ü çarpıp 12, 8 ile 4 çarpıp 32 bulup ardından şuradaki kesri 4 ile yukarısını ve aşağısını tabii ki ne yapıp bölüp sadeleştirebiliriz. 12'yi 4'e böldük, 3 oldu. 32'yi 4'e böldük, 8 oldu deyip 3 bölü 8'e ulaşabiliriz. Ya da işlemi daha çarparken sadeleştiririz. Bunu nasıl yaparız hemen gösteriyorum. 8 bölü 4'ü yazdım, 3 bölü 4'ü yazdım. Şimdi sadeleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Yukarıdakilerle aşağıdakiler sadeleşir her zaman. Ve yukarıda ve aşağıda aynı sayı varsa birbirini yok eder, geriye 1 kalır diyoruz. Yukarıda 4 var, aşağıda 4 var. O yüzden bunlar birbirlerini yok ettiler direkt. Yani 4'ü 4'e böldüm 1 oldu. 4'ü 4'e böldüm 1 oldu deyip bitirdim. Şimdi bakıyorum, 8 ile yukarıdaki 1'i zaten işlemi sokmaya değmez. 1'lerle hiç uğraşmazsın. Yukarıdaki 3 aşağıdaki sayılardan herhangi biriyle sadeleşebilir mi? Hayır. 1'leri hiç saymıyoruz, unutma. Peki o zaman yukarıda artık 1 var, 3 var. 1 kere 3'ten 3 oldu. Aşağıda artık 8 var, 1 var. 8 kere 1'den 8 oldu. Bak, uzun yoldan çarptın, sadeleştirdin. 3 bölü 8 buldun. Ya da daha çarparken sadeleştirdin. Yine 3 bölü 8 oldu. Çarparken sadeleştirmek sana zaman kazandırır. Tabi çarpım tablosunu iyi biliyorsan. Devam edelim. Başka kurallarımız neymiş? Bunları daha sonra daha ayrıntılı işleyeceğiz ama bir doğal sayı ile basit kesri çarparsam sonuç kendisinden küçük olur demiş. Bunu ayrıntılı göstereceğim. Bir doğal sayı birden büyük bir bileşik kesirle çarpılırsa da sonuç kendisinden büyük olur demiş. Gene örnekleri ilerleyen sayfalar inceleyeceğiz. Modelleme işlemi yapmak demek. Modellemek şu. Bizler satır ve sütunları çarpıyoruz gençler. Satır ve sütunlardaki kesirleri ifade etmemiz gerekiyor. Bakıyoruz mesela sütunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sütun var. Peki kaçı tamamen boyalı? Yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4 tane sütun tamamen boyalı. Demek ki sütun yerine 4 bölü 8 kestiğini yazıyorum. Satır için aynı işlemi yapıyorum. Şimdi satırda 1, 2, 3, 4 tane satır var. Ardından bakıyorum ki ben bu satırlardan kaç tanesini tamamen boyamışım. Burada biraz silik gözükmüş. Şöyle ki şu tarafları da komple boyalıydı bu arkadaşın. 3 tane satırı tamamen boyamıştım. Bu durumda sen bu iki kesri çarpmaya çalışıyorsun demekmiş. Örneklerimize bakalım. Bize modellenen işlemleri matematik cümlesini yazın demiş. Yani hangi kesirlere çarpıyoruz gösterin. Tamam, sütun ile satırdaki kesirleri bulacaktık. Ardından çarpma işlemi yapıp gösterecektik. Yapalım bakalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane sütun var. Demek ki paydası 4 olan bir sütun. 1, 2, 3 tanesi tamamen boyalı. Demek ki 3 bölü 4'ü temsil ediyormuş. Çarpı satırlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane satırım var. Paydası 9. Peki kaç tanesi tamamen boyalı?
1, 2, 3, 4 tane satırım tamamen boyalı. Demek ki bana 3 bölü 4 ile 4 bölü 9'un çarpımını soruyormuş. Ardından yanındaki örneğe geçelim. Şimdi burada 1, 2 tane sütun var. 2'yi yazdım. Peki bakıyorum, 1 tanesi tamamen boyanmış. 1 bölü 2 bunun sütundaki kesimi ifade etti. Satıra bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane satırım var. Peki 9 tane satırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi boyalıymış. O zaman ben 1 bölü 2 ile ne yapmışım? 7 bölü 9'u çarpmayı göstermişim. Son örneğimize gelelim. Son örneğimizde 1, 2, 3 tane sütun var. 2 tanesi tamamen boyalı. Çarpı diyorum satırda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane satırım var. Tamamen boyalı olan sadece 1 tanesi. Demek ki 2 bölü 3 ile ben 1 bölü 9'u çarpma işlemini göstermek istemişim. Bir doğal sayı ile birden küçük bir kesri, yani basit kesri çarparsak sonuç her zaman doğal sayıdan küçük olacak. Örneğimize bakalım. 6 ile basit kesir olan 1 bölü 3'ü çarparken 6'nın altında gizli bir tane 1 yok muydu? Vardı. 6 kere 1'den 6 oldu. 3 kere 1'den aşağısı 3 oldu. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Ne olur? 2 tam olur arkadaşım. Ben 6'ydım başlangıçta. Sonuçta ne oldum? 2 oldum. İşte bundan bahsediyor. Eğer ben bir doğal sayıyla basit kesri çarparsam işin sonucunda doğal sayıdan daha küçük bir sonuç bulacağım diyor. Aynı şekilde bir doğal sayı ile birden büyük bir kesri çarparsam, yani tam sayılı kesir olur, bileşik kesir olur fark etmez. Sonuçta bu sefer doğal sayıdan büyük olacak. Şimdi 8 ile 5 bölü 2 örneğine bakalım. 8'in paydasına 1 yazdık. 8 kere 5'ten yukarısı 40. 2 kere 1'den aşağısı 2. 42'ye bölersem sonuç 20. Yani ben 8 diye başladım olaya, işin sonunda ne oldum? 20 oldum. Bundan bahsediyor. A şıkkına bakalım şimdi. 8 kere 3'ten 24, ardından 15 kere 4'ten 60. Ancak şıklarda 24 bölü 60 çok nadir görürsün. Bu arkadaşın en sade versiyonunu ister. 24 ile 60'ı görünce aklıma 6 geldi. 6 ile sadeleştirdim, yukarısı 4 oldu. 6 ile sadeleştirdim, aşağısı 10 oldu. Ancak en sade halimdir? Hayır. Bu arkadaş bir tur daha sadeleşebilir. 2 ile sadeleştiririm 2 olur. 2 ile sadeleştiririm, aşağısı 5 olur. 2 ile 5'in daha sadeleşebilecek bir sayısı yoktur. Demek ki cevabımız şıklarda büyük ihtimal 2 bölü 5 çıkacak. Bunun yerine bizler daha çarparken sadeleştirebilir miydik? Evet, onu da hemen gösterelim. Kalemin rengini değiştireyim. Şimdi 8 ile 4'ü kendi arasına sadeleştirebilirim. 8'i 4'e bölerim, 2 olur. 4'ü 4'e bölerim, 1 olur. 15 ile de 3 birbirine bölünebilen sayılar. 15'i 3'e bölerim, 5. 3'ü 3'e bölerim, 1. Şimdi 2 kere 1'den 2 olur. 5 kere 1'den 5 olur. Yine aynı sonuca ulaşır mıydım? Kesinlikle ulaşırdım. Daha da pratik olabilirdi. Daha da hızlı olabilirdi aslında. İstediğin yöntemi kullanabilirsin. İster çarp sadeleştir, istersen daha çarparken sadeleştir. Sadece şunu bil: çarparken sadeleştirmek seni bir adım daha öteye taşır. Daha hızlı işlem yapmanı, rakiplerini geçmeni sağlar. Ben genellikle sadeleştirip çarpmayı tercih edeceğim. Bilgin olsun. Şimdi devam ediyoruz. 5 şıkkındayız. Tam sayılı kesirler var, dikkat edersen. Tam sayılı kesirlerde biz ne yapıyorduk? Bu arkadaşı bileşik kesire çeviriyorduk. Çevirirken 4 kere 2 8, üstüne 1'e ekledim 9. 9 bölü 2 oldu bu saatten sonra. 8 kere 2'den 16, üstüne 5 ekledim 21. 21 bölü 8 oldu bu saatten sonra. Bakıyorum şimdi, yukarıdaki 9 ne 2 ile ne 8 ile sadeleşiyor. Yukarıdaki 21 ne 2 ile ne 8 ile sadeleşiyor. Mukadderat çarpacağız. 8 kere 2 16, 21 kere 9 189 yaptı. Demek ki cevabımız buymuş. C şıkkına geçelim. Bir doğal sayı ile ne yapıyor? Kesri çarpıyor. Ne yapacağız? Doğal sayının altına 1'i çıkartıyoruz. Hemen çarpmaya başlıyoruz. 4 kere 3'ten yukarısı 12. 7 kere 1'den aşağısı 7. Bakıyorum zaten aşağıda 4'ü sadeleştirebileceğim bir sayı yoktu. O yüzden direkt çarpma işlemini yaptım. D şıkkına gelelim. Kesri doğal sayı ile çarpmış. Gene fark etmiyor. Ne yapıyoruz? Doğal sayı kesre çeviriyoruz. Yani paydasına 1 yazdım. Yukarıdakileri çarpalım. 4 kere 2'den 8 oldu. 7 kere 1'den de paydası 7 oldu. Cevabım 8 bölü 7'ymiş. İşlemlerimizi devam ettirelim. 25 bölü 30 ile 24 bölü 10'u ne yapıyormuş? İşleme dahil ediyormuş. Şimdi arkadaşlar, 25'i sadeleştirebilecek aşağıda hem 30 var hem 10 var. Ben 30'u tercih ettim. Daha büyük ya, daha küçültebilmek adına. 25 ile 30 kimle sadeleşir? Tabii ki 5 ile sadeleşir. 25'i 5'e böldüm, 5 oldu. 30'u 5'e böldüm, 6 oldu. Şimdi 24 ile de 10 sadeleşebiliyorlar. Kimle? 2 ile. 24'ü 2'ye böldüm, 12 olur. 10'u 2'ye bölersem
5 olur. Şimdi sadeleşenler arasında da bir tur daha sadeleştirme işlemi yapabiliyorsam ne yapacağım? Sadeleştirmeye çalışacağım. Şimdi o zaman kalemin rengini değiştireyim de kafanız karışmasın. Yukarıda artık 5 var, 12 var. Aşağıda artık 6 var, 5 var. Bu durumda ne yapacağım? Yukarıdaki 5'ler kendi arasında aşağıdaki 5'te sadeleşir değil mi? Çünkü yukarıda ve aşağıda aynı sayı varsa sadeleşiyor demiştim. 5'i 5'e böldüm, artık burası 1. 5'i 5'e böldüm, artık burası 1. 6 ile de 12 kendi arasında tabii ki sadeleşebiliyor. 12'yi 6'ya böldüm, 2 oldu. 6'yı 6'ya böldüm, artık 1 oldu. Şimdi bu durumda 2 ile 1'i çarpacağım, 2. 1 ile 1'i çarpacağım, 1. 2 bölü 1 diye bir ifade görmezsin. 2 bölü 1 demek 2'yi 1'e böl, yani 2'nin ta kendisi demek. Bunu böyle yapmak kafanı karıştırıyorsa 25 ile 24'ü çarpıp 30 ile 10'u çarpıp da sadeleştirip de 2'ye ulaşabilir misin? Evet, ama bence çarpıp da bölmek biraz daha zahmetli. Böyle daha küçük sayılar halindeyken bölme işlemi yapmak, yani sadeleştirmek daha kolay. Unutma, sadeleştirirken sadece yukarıdakiler ve aşağıdakiler kendi arasında sadeleşiyor. Yani ben tutup da yan yana iki sayıyı sadeleştiremem. Yukarıda ve aşağıda olması şart. 9 bölü 27 ile 16 bölü 4'ü çarpıyorum. Daha şimdi direkt 9 ile 27'yi gördüğüm gibi aklıma sadeleştirme geldi. 9'u 9'a böldüm 1, 27'yi 9'a böldüm 3, 16'yı 4'e böldüm 4, 4'ü 4'e böldüm 1. Hazır sadeleşebiliyorken sadeleştir. Niye koca koca sayılarla uğraşırsın? 1 kere 4'ten 4, 3 kere 1'den 3. Zaten 3 ile 4 sadeleşmez. Aynen öyle kalır. G şıkkına gelelim. Şimdi 45 ile 5'i gördüm. Bak, direkt gözüme çarptı. 45'i 5'e böldüm 9, 5'i 5'e böldüm 1. Şimdi 9'da da 12. 3'te sadeleşirler. İlla birbirlerini bölmelerine gerek yok. Ortak bir sayıya bölünmeleri yeter. 9'u 3'e böldüm 3, 12'yi 3'e böldüm 4. 9 4 ile sadeleşmiyor. 3 4 ile sadeleşmiyor. O zaman bana kaldı bu sayılar. 9 kere 3'ten yukarısı 27. 4 kere 1'den cevap 4. 27 bölü 4 bu işlemin sonucu. H şıkkına geldik. 4 kere 4'ten 16, üstüne 3 ekledik. 19, paydası 4. Çarpı 2 bölü 7 diyorum. Şimdi bakıyorum, 19'un ne 4 ne 7 ile sadeleştiremem. Hatırlarsan 19 asal bir sayıydı, geç. 2 ile 4, bunlar sadeleşiyor. 2 2'ye böldüm 1, 4'ü 2'ye böldüm 2, 7 ile zaten gene asal sayı olduğu için hiçbir şey sadeleşmiyor maalesef, yukarıda bir katı da yok. O zaman 19 ile 1'i çarpıyorum 19, 7 ile de 2'yi çarpıyorum, paydası 14, demek ki 19 bölü 14'müş bunun cevabı. Daha karmaşık işlemler vermiş. Önce parantez içindeki işlem yapılır, ardından çarpma işlemine geçeceğiz. Parantezde paydası 5 ve paydası 7 olan sayılar vermiş. O zaman ne yapacağız? Paydaları genişleteceğiz. Bu arkadaşa 7, bu arkadaşa 5'i yazacağız. Payda genişletiyoruz. 7 kere 2 14 oldu. 7 kere 5 35 oldu. Artı 5 kere 3 15. 5 kere 7'den 35 oldu. Şimdi bu işlemin sonucu ne çıkar? 29 bölü 35 çıkar. Yazıyorum. 29 bölü 35. Peki benim ne yapmam lazım? Çarpma işlemi yapmam lazım. Çarpı 35 bölü 19'muş. Şimdi arkadaşım dikkat ettin mi? Aşağıda 35 var, yukarıda 35 var. Sadeleştir. 35'i 35'e böldüm 1. 35'i 35'e böldüm 1. Peki 29 kere 1'den 29. 19 kere 1'den aşağısı 19. 19 da 29 zaten asal sayılar. Asla sadeleşmezler. Bana cevap olarak bu kaldı. Bir sonraki işlemimizde yine parantez içindekileri bulalım. Ardından çarpma işlemi yapalım demiş. Ne yapacağız? Genişleteceğiz. Bu arkadaşı 3 ile, bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Aynı şekilde 2'yi 3 ile, 3'ü de 2 ile genişleteyim ki ortak bir paydaya getireyim. Ortak bir paydaya getirmeden ne toplama ne çıkarma yapılmıyordu. Şimdi 3 kere 1'den yukarısı 3. 3 kere 2'den aşağısı 6. Eksi. 2 kere 1'den yukarısı 2. 2 kere 3'den aşağısı 6. Birinci parantez işlemi bu. İkinci paranteze geçelim. 3 kere 1'den 3. 3 kere 2'den 6. Artı 2 kere 1'den 2. 2 kere 3'ten 6. İkinci parantezimi de yazdım. Şimdi birinci paranteze bakacak olursak. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6 çıkarsa 1 bölü 6 kalır arkadaşım. Birinci parantezin sonucu. İkinci parantezin sonucuna bakalım. 3 bölü 6 ile 2 bölü 6'yı toplamışlar. 5 bölü 6 yapar. O zaman 1 kere 5'ten 5. 6 kere 6'dan 36. Demek ki 5 bölü 36 benim cevabımmış. Gelelim bize yine bu sefer doğal sayıyla kesir toplamış. Bunun pratik yöntemi vardı. Ne yapıyorduk? Doğal sayıyla paydayı çarpıyorduk. Üstüne yukarıdaki sayıyı toplama işlemi ise ekliyordum. Çıkarma işlemi ise çıkartıyordum. Toplam olduğu için toplayacağım. 3 kere 7'den 21, üstüne 4 eklersem 25 bölü 7'nin ta kendisi bu. 25 bölü 7 ile 3 bölü 5'i çarpacaksam, 25 ile 5 sadeleşiyorken 25'i
5'e böleceğiz. 25'te 5, 5 defa var. 5'te 5, 1 defa var. Şimdi 5 kere 3'ten yukarısı 15, 7 kere 1'den aşağısı 7. Zaten daha da sadeleşmez. Aynen böyle kalır. Diğer işlemimize geçelim. 2 tane parantez vermiş. İşlemlerimizi yapalım bakalım. Şimdi birinci parantezde payda eşitlemek zorundayız. Bu arkadaşı 2 ile, bu arkadaşı 7 ile genişletiyorum. 2 kere 3'ten 6, 2 kere 7'den 14. Artı 7 kere 1'den 7, 7 kere 2'den 14 oldu. Birinci parantez bu. Çarpıyorum. Şimdi ikinci parantezde doğal sayıdan bir kesri çıkartmanın kolay yöntemi neydi? 2 ile 5'i çarpardım. Yukarıdaki sayıyı çıkartırdım. 2 kere 5 10. 1 çıkarsa 9 bölü 5'in ta kendisiydi. Şimdi birinci parantezden çıkan sonuca bakalım bakalım. 6 bölü 14, 7 bölü 14. Toplarsam 13 bölü 14'ün ta kendisi. Çarpıyorum kimle? 9 bölü 5 ile. Mecburen bu arkadaşlar ne 13 ne 14 ne 5 ile sadeleşir. 9 ne 14 ne 5 ile sadeleşir. El mahkum çarpıyoruz. 9 kere 3, 27'nin 7'si. Elde var 2. 9 kere 1, 9 olacak. 2 de elde vardı. 11'i yazdım. Demek ki 117'ymiş. 14 kere 5, ezbere biliyorum 70. O zaman 117 bölü 70 benim cevabım olacakmış. Bize 3 tane işlem vermiş, ardından çarp demiş. Bunları çarparız ama önce içerideki işlemleri yapalım. Pratik yöntem neydi? Doğal sayıyla paydayı çarp, yukarıdakini çıkar. 2 kere 1, 2, 1 çıkartırsam 1 bölü 2'nin ta kendisi çarpı. 3 kere 1, 3, 1'i çıkartırsam 2, paydası zaten 3'tü. 4 kere 1, 4, yukarıdaki 1'i çıkartırsam 3 olacak, paydası zaten 4'tü. Bu arkadaşları çarp demiş. Dikkat ettin mi? Yukarıda ve aşağıda aynı olan sayılar var. O zaman biz diyoruz ki yukarıda ve aşağıda aynı olan sayılar varsa yok et gitsin. Bunların sonucunun hep bir bir gelecek ya. Çarpmada birin bir anlamı yok, etkisiz eleman çünkü. O zaman yukarıda kim kaldı? 1. Demek ki payı 1. Aşağıda kim kaldı? 4. Demek ki paydası 4. İşlemimizin sonucunu bulduk. 1 bölü 4. Bunun yerine çarpıp da sadeleştirip de 1 bölü 4'e ulaşabilir miydin? Evet. Ama zaman benim için kıymetli. Çarpıp bölmek yerine daha çarpma işlemini yaparken bölmeyi daha mantıklı buluyorum. Bir benzer işlem ama bu sefer dikkat et 3 tane nokta vermiş. Demek ki sayıyı 100'e kadar götürmüş. Bu kadar sayı yazacak mıyız? Hayır. Bunun bir tekniği, taktiği var. Bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? 1 ile 2'yi çarpıyorduk. 2 üstüne 1 ekledik. 3 bölü 2'nin ta kendisi. Aynı işlem. 3 kere 1 3 üstüne 1 ekledim. 4 bölü 3'ün ta kendisi. 4 kere 1 4 üstüne 1 ekledim. 5 bölü 4'ün ta kendisi. Çarpı 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 diyorum. 3 noktayı koyuyorum. Son işleme bakayım bir de. 100 kere 1 100 1 eklersem 101 bölü 100'müş. Şimdi dikkatini çekersem kalemin rengini de değiştirdik. Yukarıda 3 var, aşağıda 3 var. Yukarıda 4 var, aşağıda 4 var. Yukarıda 5 var, aşağıda 5 olacak. Yani bu işlem kime kadar devam edecek? 100'e kadar devam edecek. O zaman diyorum ki şu 3'leri gönderdim, 4'leri gönderdim, 5'leri gönderdim. O zaman bir önceki sayıda da büyük ihtimal 100'ü göndereceğim ki öyle. O zaman elimde kim kaldı? Yukarıda 101, aşağıda 2 kaldı. Yani bu işlemin sonucu 101 bölü 2'nin ta kendisi arkadaşım. Yukarıda ve aşağıda işlemi, çarpma işleminde hele bir de 3 nokta konulduysa kural aynı şekilde devam eder. Yukarıda aşağıdan, yukarıdan aşağıdan gitti, 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 gitti. Bir önceki sayıda 100 bölü 99'du zaten. O yüzden 100 de gitti. Elimde yukarıda kim kaldı? 101 kaldı. Aşağıda kim kaldı? 2 kaldı. Demek ki cevap 101 bölü 2'ymiş. Az önce yaptığımız işlemin 10'a kadar gitmiş haliymiş bu sefer. Yapalım gene hızlıca. 1 kere 2, 2. 1 çıkartırsam 1 bölü 2'nin ta kendisi çarpı. 3 kere 1, 3. 1 çıkartırsam 2 bölü 3'tü. 4 kere 1, 4. 1 çıkartırsam 3 bölü 4'tü. 3 nokta koymuş. En son işlem kim? 10 kere 1, 10. 1 çıkartırsam 9 bölü 10. Peki bakıyorum kimler gidiyor? Bu sefer 2, 2. Bu sefer bu tarafa doğru işlem gidiyor değil mi? Bak çaprazlara bak, dikkat et. O zaman ne yapıyorum? 9 da buradan gidecek. Kim kalacak arkadaşım? Yukarıda 1 kalacak, aşağıda 10 kalacak demektir. Cevabımız kimmiş? 1 bölü 10'un ta kendisiymiş. Şimdi bakalım bize çarpma işlemleri vermiş ve sonuçları vermiş. Bilinmeyen ifadeleri sormuş. Şuna bakıyorum gençler ben. 9'da neyi çarparsam 27 olur? 3'ü çarpmam lazım değil mi? Şuradaki sayıyı demek ki aşağıdakilerden biriyle sadeleştirmişim ve 3 bulmuşum. Peki ben 30'u kime bölersem 3 çıkar? 10. Demek ki aşağıdaki sayılardan birinin ne olması lazım? 10 olması lazım. Şöyle köşeye bir yere attım. Aşağıdaki sayılardan biri 10 olacak diye. Şimdi bakıyorum. Aşağıda 7 var. Sonuç ne çıkmış? Paydası 7 olan bir sayı çıkmış. Demek ki bu 7'ye dokunmayacağım. Demek ki benim 10 diye bulduğum kimmiş? Bilinmeyen ifademmiş. Kutu yerine kimi yazıyormuşum? 10'u yazıyormuşum. Devam ediyorum. 16'nın paydasına 1'i yazdım. Şimdi 16 ile üçgeni çarpacağım. 8'e böleceğim. 10 çıkacak. Şimdi şöyle düşünüyorum. 16 ile ben 8'i zaten sadeleştirsem, 16'yı 8'e böldüm, 2, 8'i 8'e böldüm, 1 oldu. Şimdi bu durumda 2 ile üçgeni çarptım,
10 çıkacak, 1 ile 1'i çarpacağım. Onun zaten paydasında 1 vardı hatırlarsın, 1 olacak. Şimdi 2 ile kaçı çarparsam 10 olur arkadaşım? 5 olması lazım. Demek ki şuraya 5 yazmalıymışım. Üçgen yerine de 5 yazıyormuşum. 10'dan 5'i çıkart demiş. Cevabımız 5'in ta kendisi. Örneğimize bakalım. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulalım demiş. Demiştik ki bir kesirin bir kesir kadarını ifade ediyorsak bu bir çarpma işlemidir. 5 bölü 7'nin 1 bölü 3'ü demek. 5 bölü 7 ile tut, 1 bölü 3'ü çarp demek. Bakıyorum yukarıdakilerle aşağıdakilerin kendi arasında sadeleşme ihtimali yok. O yüzden 5 kere 1'den 5, 7 kere 3'ten cevap 5 bölü 21 oldu. Şimdi aşağıdakine geçelim. 8 bölü 15'te 2 bölü 8'i çarpacağım demektir. Çünkü bir kesirin bir kesir kadarı isteniyor gene. Şimdi çarparken biz ne demiştik? Şuraya direkt ben çarpma işlemine çevireyim. Şuraya nokta koyalım çarp anlamında. Yukarıda 8 var, aşağıda 8 var. Yok etkisin bunlar 1-1 sonucunu verecek demiştik. Şimdi 2 ile 15 maalesef sadeleşmiyor. O zaman 2 kere 1'den yukarısı 2, 15 kere 1'den aşağısı 15 olacakmış. Cevap 2 bölü 15'in de kendisi. 5 bölü 15'in 3 bölü 4'ünden bahsediyor. Gene şuraya çarpı anlamında bir nokta koyalım. Direkt işlemimizi burada yapalım. Şimdi gençler direkt 5 ile 15 zaten kendi arasında sadeleşiyor. 5'i 5'e böldüm 1, 15'i 5'e böldüm 3. 1 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarparken de dikkat edersen yukarıda 3 var, aşağıda 3 var. Bunlar da sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm 1, 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi artık yukarıda 1 kere 1'den 1 kaldı. 4 kere 1'den aşağıda da kim kalacak? 4 kalacak. Cevabımız 1 bölü 4. Bunun yerine 3 kere 5 15, 15 kere 4 60 deyip de sadeleştirme işlemi yapabilir miydin kesirde? Evet ama bence zaman kaybı. Son örneğimize gelelim. 6 bölü 7 ile 4 bölü 5'i ne yapacağız? Çarpma işlemi yapacağız. Peki arkadaşım bakıyorum 6, 7 ile ya da 5 ile sadeleşir mi? Hayır. 4, 7 ile ya da 5 ile sadeleşir mi? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Mukaddere çarpıyoruz. 6 kere 4 24, 7 kere 5 35. Demek ki 24 bölü 35 bu işlemin sonucuymuş. Evet sevgili gençler, kesirlerde çarpma işleminin sonuna geldik. Sizler de süre tutarak bol bol örnek çözmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olun, beğenmeyi de lütfen unutmayın.